Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz dün size ilk videosunu yaptığımız Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın Tunus'a gerçekleştirdiği Anka S ihracatı. Bu anlaşma neden yapıldı? Niye daha önce 240 milyon dolar telaffuz edildi? Arkasından 80 milyon dolar olarak açıklandı bu. Türkiye-Tunus ilişkileri ne boyutta ve en çok merak edilen soru, gerçekten Tunus'a çok önemli bir teknoloji mi veriyoruz? Bu soruların cevaplarını dünkü videoda pek fazla vermedik size. Bugünkü videomuzda bu Anka S ihracatının biraz daha arka planına bakıyoruz ve videonun son bölümünde de uzun süredir gündeme getirmediğimiz Libya'daki gelişmelere Tunus üzerinden bakacağız. Tusaş tabiri caizse şeytanın bacağını ihracatta kırdı diyelim. İlk defa İnsansız hava aracı İHA konusunda TUSAŞ bir ihracat gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın en önemli kendini ispat etmiş modeli bu konuyla ilgili ANKA. Bir de ANKA'ların en gelişmiş versiyonu ANKA-S. Biliyorsunuz ANKA-S'nin gövde üzerinde ön tarafta bir e, anten var. Bu uydu anteni yardımıyla menzil sınırlaması olmadan uydular nereyi görüyorsa bu ANKA'lar uçabiliyor. Örneğin Tunus'a götürülecek bu ANKA'lar. istersek Eskişehir'deki merkezdeki pilot Tunus'taki Anka'yı havalandırabilecek. Bunlar gerçekten çok önemli ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu teknoloji. Peki Anka bu Tunus'un ilgisi nedir? Tunus 2 yıldır insansız hava aracı sistemleri alım için bir ihale süreci içerisinde. Farklı farklı ülkelerle konuştu, pazarlıklar yaptı ve 2 yıldır da TUSAŞ Tunus'taki ihaleyi çok yakından teklif ediyor. İşte oradaki havacılık fuarlarına katılıyor, demo olarak adlandırılan tanıtım uçuşları gerçekleştiriyor. Tunus'ta ekipler Ankara'ya, Akıncı'daki Tosaş fabrikasına geldiler. Briefingler aldılar. Bunun gibi böyle bir yakın temas ediyordu. Bundan yaklaşık 8 ay önce de şöyle bir konu gündeme gelmişti. Bunun da videosunu hazırlamıştık. Tunus 6 adet sistem alacak ve bir imalat hattı Tunus'ta kurulacak. Bunun karşılığında da 240 milyon dolarlık bir anlaşma yapılacak diye. Fakat tabi araya koronavirüs salgını girdi. Bütün devletler ana bütçelerini sağlığa ayırmak durumunda kaldılar. Bu salgınla mücadeleye ayırmak durumunda kaldılar. Ve herkesin savunma bütçeleri kısıldı. Ve tabii ki bu açıdan da Tunus'un bu adımı projenin küçültülmesine neden oldu. Proje ilk etapta çok ciddi bir teknoloji aktarımı olarak gündeme gelmişti ama buraya yazık ki daha kısıtlı hale getirildi. Ve son imzalanan pakete göre Türkiye Tunus'a 3 adet Anka S tipi insansız hava aracı ihraç edecek. 3 adet de yer sistemi verecek. Bununla birlikte yedek parça eğitim hizmeti sunulacak ve ortaya 80 milyon dolarlık bir paket. Şimdi arkadaşlar örneğin bir otomobil alıyorsunuz. Diyorsunuz ki otomobili alırken ben metalik renk istiyorum. O metalik rengin farkını ödüyorsunuz. Veya diyor ki otomobil imalatçısı ben 3 yıl garanti veriyorum. Sizde şöyle bir teklifte bulunuyorsunuz. Ben üzerine biraz daha para vereyim. 5 yıl garanti isteyeyim. Veya İlk üç bakım bedava olsun. Şimdi bu tür taleplerin hepsi sizler için önerilen fiyatın artmasına neden oluyor. O yüzden işte yok 240'tı, 80'de şuydu buydu derken bu fiyatlar yapılan anlaşmanın içeriği içerisinde yer alıyor. Bunların da tabii haklı olarak pek fazla detaylarına vakıf değiliz. Ne kadar neler verildi, neler alındı bunlar önemli. Bu anlaşmanın hemen ertesinde Türkiye bazı sağlık malzemelerini Tunus'a hibe etti, bazı askeri malzemeleri Tunus'a hibe etti. Ve bunun arkasından da bu anlaşma geldi. Şimdi bir taraftan da bu malzemeler yaklaşık 5 milyon dolar e, civarındaydı. Arkasından da 80 milyon dolarlık bir mal satışı yaptı. Bu tür politikaları Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupalı ülkeler olsun veya Çin olsun çok uzun yıllardır gerçekleşiyor. İşte mesela Çin ve Pakistan ilişkilerine bakın. Birçok teknoloji savunma sanayi konusunda Çin'den geliyor. Çin belki bunları, bu imkanları ilk etapta ucuza veya hibe yollu veriyor ama bir taraftan da o kuvvetin o silahı kullanması, altyapı oluşturması, yedek parça ihtiyaçları için geri dönmesi, bakım için geri dönmesi, eğitim için geri dönmesiyle organik uzun süreli bir bağ oluşmuş oluyor. Şimdi bu açıdan benzer bir adımı da Türkiye atıyor. Tunus'a Exim Bank üzerinden kredi veriyor. Exim Bank krediyi verirken Tunus bunu uzun vadede ödeyecek. Ama e, bu Exim bank TUSAŞ'a bu parayı vererek bu aradaki finansmanı sağlayacak. Bununla birlikte TUSAŞ araçları insansız hava araçlarını ihraç ederek hem üretim sayısını arttıracak böylelikle yarın öbür gün Türkiye'de ürettiği İHA'ların daha ekonomik olarak üretilmesini sağlayacak. Kendini geliştirecek. Muhtemel Tunuslar e, kısa süre içerisinde memnun kalacaklar. Çünkü 2 yıldır bu sistemi çok istiyorlardı. Memnun kaldıktan sonra belki yarın öbür gün TUSAŞ Anka'nın yeni bir modelini imal ettiği zaman örneğin PD222 motoru konup taşıma kapasitesi arttırılınca belki bu sistemin ilk kullanıcısı olacaklar. Tunus'un arkasından belki diğer Afrika ülkeleri veya diğer dünya ülkeleri de Anka'ya talepte bulunmuş olacak. Bu yüzden ihraca çok önemli. Yaptığınız malzemenin daha fazla üretmek, daha fazla ülkede kullanılması, Türkiye'nin edindiği tecrübelerin buna aktarılması bunlar gerçekten çok önemli konular. Gelelim teknoloji aktarımı konusuna. Şimdi Amerika'dan örneğin Türkiye F-15 alsın. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilen bir F-15 ile Türkiye'ye verilecek olan bir F-15 aynı standartlarla olmaz. Bir silahın bir kendi kuvveti için yapılmış bir versiyonu vardır. Bir de ihraç versiyonu vardır. Adam size her şeyi, bütün özellikleri hatta daha fazlasını vermez. Ya demode ürünü satar tüm özellikleriyle veya gündemdeki olan silahın bir şeyin eksik verir size ki kendi bir adım ötede olsun. Veya işte Rusya ile S-400 hava savunma sistemi anlaşması diyelim. Türkiye'den aldığı parayla Rusya sistemin bir sonraki neslini geliştirmek üzere buraya yatırım yapar. İşte S-500 çıkar, S-600 çıkar, S-700 çıkar. Bunlar çok önemli. Eğer bir silah ihraç ederseniz bir sonraki modeli için de aynı zamanda çok ciddi bir Arge parası çıkartmış olursunuz veya o konu üzerinde harcacıklarınız yarın öbür gün o paraları ihraç ederek çıkartırsınız. Çünkü savunma sanayinde, havacılıkta en önemli maliyet kaleminiz araştırma geliştirme için harcadığınız paralar. Buralar çok önemli. Bir de şöyle bir küçük bir parantez açayım. Havacılık Tunus ve Türkiye açısından ilişkiler açısından Tunus'ta bulunan iki tane havalimanı çok uzun yıllardır TAV Havalimanları Holding tarafından işletiliyor. Yani sivil havacılıkta da Tunus'ta çok iyi ilişkilerimiz var. Şimdi Türkiye Anka ihracatıyla birlikte herhangi bir teknoloji aktarımından öte hani bunu alıp hemen kopyalayamazsınız. Birçok sistem kapalı, yazılım kapalı. Eğer bir bakım istiyorsanız garantilerini bozmamanız için bununla Tunus'un gelip Türkiye'den bu bakım hizmetini alması gerekiyor. Anka Türkiye'nin 10 yıl önceki e, mühendislik olarak altyapı kurduğu bir sistemdi. Sistemi geliştirdi. Daha da geliştirecek. Belki daha uzun süre imalatta kalacak ama üzerine hep katlar çıkarak devam edecek. Çünkü altyapısı sağlam bir sistem. Keza Bayraktar. Şimdi bir öbür tarafta Bayraktar TB2'ye bakıyorsunuz. Katar, Ukrayna, Libya Ulusal Hükümeti ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Dört ülkeye e, ihraç edildi. Belki buradan elde edilen gelirle bugün TB2'nin S olarak adlandırılan uydulu SATCOM kullanan antenli modeli geliştiriliyor. TB3 geliştiriliyor. Yerli motorlu, yerli kamera sistemli. ARGE'yi, bu kazandığınız paraları ARGE'ye yatırsanız ürünü geliştiriyorsunuz. Tecrübenizi de ortaya koyduğunuz zaman iyi bir ihracatçı durumuna geliyorsunuz. Bu silahta da aynı, havacılıkta da aynı, teknolojide de aynı. Türkiye'nin kalkınmasının yolu bu tür teknolojik adımlar atması, sistemler geliştirmesiyle. O yüzden ben Anka'nın sisteminin Tunus tarafından kopyalanacağına, şunları bunları yapılacağına açıkçası inanmıyorum. Çok zor bir teknoloji. Veya bugün F-35'i alsanız kopyalayabilecek misiniz? Görüntü olarak kopyalayabilirsiniz. Yazılım, sistem veya ne bileyim motorun içindeki alaşımı eğer bunlar mümkün olsa Çin bugün dünyanın en büyük havacılık ve savunma devi haline gelirdi. Tamam tabii ki kendi yaptıklarıyla bir dev ama hala çok ciddi konularda da sıkıntıların olduğu malum. Şimdi gelelim Libya konusuna bir bağlantı yapalım. Şimdi Türkiye Libya'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı e, Libya'nın hükümeti orası. Türkiye'de bu hükümetin bu yapının arkasında durdu. Gerçekten çok büyük destek verdi. Verdiği destek sayesinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti darbeci Hafter güçlerini geri püskürttü ve ülkenin önemli bir bölümünü tekrar kurtardı. Şimdi arada tabii barış görüşmeleri falan derken çok ciddi bir pozisyonlama var. Burada Türkiye Tunus sınırına yakın El diye hava üssüne çok ciddi bir yatırım yapıyor. Hemen hemen her gün Türkiye'den çeşitli nakliye uçakları gidiyor, malzemeler gidiyor, hava savunma sistemleri kuruldu, pis tekrar elden geçirildi, tekrar onarıldı ve burasının operasyonel bir kabiliyete sahip olması için hemen hemen her türlü altyapı e, çok ciddi bir kısacık bir süre içerisinde gerçekleştirildi. El diye hava üssü ülkenin batı tarafında, Tunus'a yakın. Şimdi burada bir adım atmak gerektiğinde size burada çok ciddi bir müttefik ülke lazım. İşte bu Tunus yarın öbür gün bir askeri operasyon olduğu zaman belki Libya'ya gidip F-16'larınızı hemen koyamayacaksınız ama bu operasyon mesela Tunus üzerinden olabilir. Tunus'a verdiğiniz ankalar bu bölgede görev yapabilir. Bunlar gerçekten çok önemli adımlar. Eğer bu bölgede müttefikiniz varsa, bunlar da düzgün, altyapısı sağlam, arkanızda durabilecek ülkelerse bu yüzden Tunus bu kategoriye şu an uyuyor. Tunus, Türkiye açısından önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü karşı tarafa baktığın zaman doğu tarafına işte Mısır, Mısır'ın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri, onların sponsorladığı, paralarını verdiği belki Rus Wagner güçleri gibi çok karışık bir durum var Libya'da ve burada da sizin arkanızı, sırtınızı sağlama alacağınız bir ülke pozisyonunda şu an Tunus. Bir de Libya'daki üslerle ilgili de şu bilgiyi vermem de fayda var. Nasıl Türkiye Elbat'ta hava üssüne çok ciddi yatırım yapıp burasını böyle bir operasyon haline getiriyorsa ve önemli bir sıçrama noktası haline getiriyorsa ülkenin güneyinde Fizanda da inanılmaz hareketli günler var. Birleşik Arap Emirliklerinin sponsorluğunda Brak Al şati hava üssü tekrar yeniden yapılıyor ve bu bölgede bazı helikopterler, bazı uçak hareketleri uydu fotoğraflarına yansımış durumda. Şimdi ülkenin doğu tarafında darbeci Haftar güçlerinin sahip olduğu bazı Rus savaş uçakları, güneyde Fizan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin adımları ve batı kısmında da Elvadya'da Türkiye'nin attığı adımlar var. E, Libya'da herkes yavaş yavaş kalelerini, son hazırlıklarını yapıyor, kontrollerini yapıyor. Ve burada da önümüzdeki günlerde ya giderek e, atmosfer ısısı epey bir yükselecek buralarda veya oralarda çok enteresan stratejik hamleler olacak. Bakalım bunlar neler getirip neler götüreceğini yani ilerleyen günlerde göreceğiz. Bugün önce Türkiye'nin Tunus'a yaptığı Anka S ihracatını konuştuk. E, miktarın küçüldüğü, bunun bir ilk adım olduğunu söyledik. Muhtemel ikinci adım da gelecektir zaman içerisinde. İşte anka S sayısının ben 3'ten 6'ya 9'a belki 12'ye kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Bu da tabii uzun vadeli bir ilişki. Çünkü bir ülkeden bir silah aldığınız zaman bu evlilik gibi belki insan savaş araçlarının ömürleri kısa ama en az 5 10 15 20 yıllık bir ilişki içerisinde olmanız gerekiyor. Bunun en güzel örneği de Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Birleşik Arap Emirlikleri bazı hava platformlarında Roketsan imalatı mühimmatlar kullanıyor. E, işte aranız kötü ama örneğin AT-802 tipi turboprop uçağın tek attığı mühimmatı roketsan yapıyor. Ne yapacaksınız? Oturacaksınız Türkiye'ye, MASA'ya anlaşmak durumundasınız. Türkiye satmaz onu. Çok daha büyük paralar harcayarak buna mühimmat e, bulmak zorunda kalabilirsiniz. Veya o uçakları silahsız kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden verilen, satılan silah ihracatları çok önemli bir diplomatik kalem aynı zamanda. Bunları anlattık. Daha sonra Tunus Türkiye ilişkilerine şöyle bir baktık ve Libya'ya da şöyle bir son gelişmeleri sizlere aktardım. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresimize mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza abone olun ve lütfen bildirimlerinizi açın ki ben yeni video yüklediğim zaman o bildirim size gelsin. Detaylı savunma ve havacılık haberlerini de tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.